Herkese selamlar dostlar. 21 Eylül 2023 iddia tahminleriyle hepinize selamlar. Toplamda 8 adet mücadelem var. Genellikle ideallerden bahsetmeye çalışacağım. Bazı maçların skor ve yüksek oranları da bahsetmeye çalışacağım. Değerlendirecek herkese bol şanslar. Öncelikle bir adet maç skoru yarışmamız var. Ondan bahsetmek istiyorum. Kulüp Brugge'la Beşiktaş maç skoru ne olur diye sizlere sorduk. Açıkçası ben Beşiktaş'ın şu son oyunundan da kaynaklı biraz ve Kulüp Brugge'un da zaten buraya ilk torbadan geldi. Daha biraz daha kaliteli olarak da kendi evinde Kulüp Brugge'un burada açıkçası galip gelme ihtimalini öngörüyorum. Birazdan tahminlerim zaten o yönde olacak. İşte maç skoru ne olur sizlere soralım. Yorumlara yazmayı unutmayınız. Daha önce yapmış olduğumuz Paris Dortmund maç skorunun kazananı da Yasin Katık isimli arkadaşımız. O da bizlere Instagram üzerinden ulaşabilir. Her türlü soru, görüş, öneri, her şey için benimle buradan doğrudan iletişime geçebilirsiniz. Gruplar hakkında bilgi almak isteyenler, herhangi bir maç sorusu veya eleştiri yapmak isteyenler herkes de Instagram Kangal Bey hesabından benimle doğrudan iletişime geçebilirler. Herkes Açık Telegram kanalımız var. Açıklama ve yorumlar kısmında zaten linkleri de mevcut. Buraya da katılırsanız ücretsiz tahminlerden, ücretsiz canlı bahislerden vesaire vesaire hepsinden de faydalanma şansınız mevcut. Buraya da açıklama ve yorumlar kısmından sizler de katılabilirsiniz diyerekten de. Kendi canlı odamızda da zaten dün de mesela canlı yaptık. Bugün de yapacağız aynı şekilde ve yarın da yapacağız. Bunun da bilgisini verelim. Canlı olarak zaten gruptayız, izliyoruz. Elimizden geldiğince yeşillendirmeye, kazanmaya çalışıyoruz. Maçlar ne kadar ters olsa da canlıdan yakalamaya çalışıyoruz. Diyerek başlayalım isterseniz. Şöyle artı 300 seviyesini, beğeni seviyesi alırsak çok güzel olur. Avrupa maçları, Avrupa gecesi bugün. 8 tane mücadele Fenerbahçe maçıyla başlayacağız. Beğenileri attıktan sonra yavaştan maçlarımıza geçelim isterseniz. Şimdi dostlar benim beklentim burada Fenerbahçe'nin galibiyeti olacaktır. Direkt söyleyeyim. Fenerbahçe son maçta ne kadar Avrupa'da, Avrupa'yı karıştırmıyorum. Antalya maçında ne kadar savunma hataları olsa bir 6 numara eksikliğinden bahsediliyor ki artık onun artık ya bu saatten sonra transfer yapamazsın zaten onu geç. Artık yarı yıl tatiline kaldı öyle söyleyeyim ben size. İkinci sezonun ikinci yarısında belki olursa olur. Deplasmanda aslında kendi ligine iyi başladı. Bu sezonda takıma biraz para harcadılar. Biraz deplasmanı araştırdım ki liglerden önce bu maçlar vardı. Biz bu maçları değerlendiriyorduk. Biraz bildiğim bir takım. Evinde çok gol atan bir takım ki Avrupa'da da geçen hafta değerlendirmiştik. Geçen maçlarında, eleme maçlarında. Fenerbahçe ile oynayacak. Fenerbahçe burada kazanır gibi geliyor bana. Muhtemelen kazanacaktır. Fakat MS1'e gitmek istemedim burada. Ev sahibi 1.5 üstü. Yani Fenerbahçe'nin burada atacağı 2 gol 1.44 gibi oranı var. Fenerbahçe kendi evinde taraftar önünde ne kadar savunma hata da yaşasa gol yollarında herhangi çok da sıkıntı yaşamıyor. Pozisyona giriyor. Özellikle Zeko'da yani tecrübesiyle birlikte takıma biraz hücum hattına seviye atlattığını söylemek lazım. Ev 1.5 üstü 1.44 gibi orandan mücadeleyi benim skor beklentim 2-1 3-1 ayarında bir Fenerbahçe galibiyeti. Buna bağlantılı olarak da 1.98 gibi orandan 2.5 üstünde biri de bence değerlendirme altına alabiliriz gibi geliyor bana. Bayer Leverkusen ile Hacken mücadelesi. Hacken tarafından bahsedeyim ben size. Bu yani Leverkusen oran açmamaları çok normal. Çünkü Leverkusen bu sefer inanılmaz bir futbol sergiliyor. Fakat burada ne kadar as 11 çıkacak o tartışılır biraz. Muhtemelen kadroda birkaç isim rotasyona uğrayabilir, dinlendirebilir, yedek oyunculara biraz daha şans verilebilir. Fakat Hacken tarafına baktığımız zaman da zaten bu kuzey takımları diyeyim. Kuzey takımlar değil mi? Bu tip takımlar Avrupa'da da savunma yapmayan, kendi liginde savunma olmayan takımlar. Genellikle hücum futbolu sergileyen takımlar. Fakat bu tür maçlarda haliyle çok fazla hücum edemezsin. Ettiğin an çok fazla gol yersin bu tip takımlara karşı. Fakat yine de savunmayı çok fazla becerebileceğini düşünmüyorum. Yani Leverkusen'in ölüsü de olsa burada 3 gol bekleyelim diye düşünüyorum. Daha türlü bir oran yok. Ev 2.5 üst 1.38 yani ideal sayılabilir. Ama illa bir oran alacak diyorsanız da oran alalım diyorsanız da burada 3 farklı galibiyet. Zaten 3 golüne 1.38 vermişken burada 3 farklı galibiyetine de 1.77 gibi oran vermişler. Yani diyorsanız ki Leverkusen gol yemeden 3 tane 3 fark atar. Bence olma ihtimali de var. O yüzden bunu da ekstradan değerlendirebilirsiniz. Oran 1.72-1.77'ye kadar yükseliyor en azından. Ferencvaros'la Cukarički karşılaşması. Ferencvaros'un burada oran açılmaması çok normal ki ligine çok iyi başlayan bir Ferencvaros vardı. Avrupa'da da izlediğimiz bir takımdı. Cukarički arkadaşlar Sırbistan ekibi kendi liginde de ortalama bir takım olduğunu söyleyebilirim. Onu söyleyebiliriz en azından. Yani kadro kalitesi olarak çok farklı tabii ki. Ferencvaros Macar ekibi burada kendi evinde hem geçmiş Avrupa tecrübelerine dayanaraktan da hem de gruba baktığımız zaman da Fiorentina ve Genk var grupta dostlar. Yani bu ikisi ilk iki oynayabilecek takımlar. Ferencvaros'un bu maçta hata yapmaması gerekiyor ki en azından iki farklı galibiyetini bekliyorum ben burada.
Handikap 1'in 1.50 gibi oranı var. Fenerbahçe bence burada handikaplı bir şekilde kazanacaktır diye düşünüyorum. Diğer bir mücadelem Servette ile Slavia Prag mücadelesi. Servette'yi de nerede izledik? Rangers maçında, Genk maçında izledik. Genk elemesini bilse de Rangers'a elendi. Berabere kaldı kendi evindeki maçta da sanırım. Kendi evinde gol yollarında sıkıntı yaşamıyor. Slavia Prag'a Zorya maçında 90 dakika izleyen biri olarak söylüyorum. Slavia Prag ilk yarılarda çok iyi başlıyor. Bu maçın ideali karşılıklı atacak gollerdir. Her iki takımın atacağı goller değerlendirilebilir. 1.40-1.52 gibi oranı var. Slavia Prag'ın golü biraz daha banko. Ben bir de şöyle bir şey denemek istiyorum bu mücadeleye. Zorya maçı olsun, Zorya deplasmanı olsun. Ben burada deplasmanın özellikle Slavia Prag ilk yarılarda baskı oyunla veya hızlı futbolunu beğendiğim için ilk yarıdan Slavia Prag'ın da deplasmanda da olsa ilk yarıdan atacağı bir gol 1.71 sisteme veya yüksek oranlı kuponlara ekleyebileceğiniz bir karşılaşma olduğunu düşünüyorum. Diğer bir mücadelemize baktığımız zaman da Karabağ ile Molde karşılaşması. Karabağ'a baktığımız zaman da kendi evinde oynayacağı bir karşılaşmada burada Molde'ye karşı üstünlük sağlamak isteyecektir. Fakat Molde tarafına baktığımız zaman da Molde'yi Galatasaray karşısında izledik. Ne kadar diri bir takım olduğunu ve hücum yollarında da ne kadar tehlikeli bir takım olduğunu gördük. Karabağ burada ne kadar galibiyet yakın da olsa Molde bir olası bir sürprize imza atma ihtimali var bence. Yine her iki takımın birbirine atacağı goller değerlendirilir gibi geliyor. Onun da oranı 1.50 gibi oranı var. Molde zaten Galatasaray maçında izledik. Yani bulduğu atakları çok iyi değerlendiriyor. Hızlı bir çıkış ve diri bir takım. Karabağ'da aynı şekilde Juninho var özellikle. O şu an formayı kaptı gibi. Zubir de takımda zaten. O isimlerle kendi evinde güzel bir maç izleriz gibi geliyor bana. Diğer mücadelemizde Brighton'la AEK karşılaşması. Brighton'ı zaten Premier Lig'de değerlendirdiğimiz en çok Premier Lig'de değerlendirdiğimiz takımlardan bir tanesi. Kendi evinde fakat burada olası bir rotasyon olacaktır mutlaka Brighton takımında. Örnek veriyorum burada Fatih. İlk 11'e yazılabilir. Bir eleman var. Genç bir yetenek. O yazılabilir. İleride Ferguson olur. Yani Gilmour, Pascal Groff falan. Bunlar da ilk 11'de olabilir. Fakat dediğim gibi hücum hattında biraz daha yedek isimlere şans verilebilir bu mücadelede. Ben burada ilk yarı galibiyetinden ziyade Brighton'ın 90 dakika sonunda özellikle ikinci yarıda belki oyuna Mitoma'nın falan girmesiyle golleri de bulabilir. Hiç problem değil. 90 dakika boyunca handikaplı galibiyetini 1.40 gibi orandan tek tercihim var. Skor beklentimde tek skor önereceğim maç olsun. 3-1'lik bir Brighton galibiyeti. 3-1'in skoru da 9.38'lik bir oran. Slavia Prag'la Aris mücadelesiyle devam edelim. Sparta Prag Avrupa tecrübesi olan bir takım ki Aris ile oynayacaklar burada. Aris'e karşı da galibiyeti beklenebilir. Şöyle söyleyeyim dostlar, zaten 1.33 gibi oran açmışlar. Maç sonu biri isteyen alabilir ama ben bu oranı biraz daha yükseltmek istiyorum. Sparta Prag'ın kendi evinde atacağı 2 gol 1.38. Aris de aslında Avrupa'da iyi maçlar çıkardı. Yani beklediğimin üstüne bir oyun oynadı playoff maçlarında. Ama Sparta Prag'ın kendi evinde 90 dakika boyunca skorunu en az 2 yazmasını bekliyorum. Yani burada Sparta Prag'ın atacağı 2 gol değerlendirme altına alabilir. Tek ideal tercihimdir bu maça. Başka bir ideal tercih de sunmadım. Oynamış olduğu oyunla birlikte ilk yarıdan bile öne geçme ihtimali var. Yani hatta ilk yarı ev sahibi bir gole mi versem maç sonu mu dedim. Yani en iyisi dedim maç sonu vermektir diyerekten de ev 1.5 üstü bu maçı düşündüm. Diğer bir karşılaşmam Kulüp Brugge'la Beşiktaş mücadelesi. Dostlar bu maçın maç skorunu sizlere sorduk ne olur diyerekten yorumlara yazabilirsiniz. Kulüp Brugge'a baktığımız zaman bu torbaya birinci torbadan giren takımlar yani genellikle birinci torbanın takımları daha kaliteli olur. Biliyorsunuz onu. Her neyse onu geçtim. Kulüp Brugge ne kadar eski gücünde olmasa da yani Beşiktaş'ın gerçekten ya bu yönetimle olacağını düşünmüyorum. Bu Ahmet Nur Çebi de kesinlikle ya şimdi Beşiktaşlılar yanlış anlamasın da yapan şeylerden yani kendilerinin de çok memnun olduğunu düşünmüyorum. Benim çok yakın arkadaşlarımdan fanatik Beşiktaşlılar var. Onlar da şikayetçi. Biraz yani millete sosyal medyada kendilerini maskara ettiler desek yeridir. Ama şimdi şöyle söyleyeyim. Ya yapılan bu yönetimin değişmesi lazım. Yani Beşiktaş'taki problem değil bu. Direkt Beşiktaş'ın yönetiminle kaynaklı. Kulüp Brugge'da oynayacaklar. Burada Kulüp Brugge bence kazanmaya biraz daha yakın. Beşiktaş kalesinde ben Kulüp Brugge'un en az 2 tane gol bulmasını bekliyorum. Ev sahibinin 1.5 üstü de 1.65 gibi oranı var. Beşiktaş atabilir mi? Tabii ki atabilir. Ondan umarım galip de gelir. Bize ülke puanı için gerçekten son geçen sezon ve bu sezon iyi ülke puanı topladık. Umarım devam ederiz. Fakat bu maçta zor. Grubun en zorlu rakibine deplasmana gidiyorsun ilk maçta. Kulüp Brugge'un burada atacağı 2 golü değerlendirmeye alabiliriz diye düşünüyorum. Toplamda 8 adet mücadelem vardı. Genellikle ideal tercihlerden bahsetmeye çalıştım. Herhangi bir ideal kupon oluşturmadım. Kendi gruplarımızda oluşturacağız. O kuponları henüz daha çünkü oranları takibini vesaire diyerekten de daha biraz daha üzerinden çalışmamız lazım. Değerlendirecek herkese bol şanslar. Video like atıp kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın.
Kulüp Buruş Beşiktaş maçı konusunda sizlere sorduk. Bir yorumlara yazarsanız sevinirim. Videoya like atıp kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Seviyorsunuz. Bay bay.